Herkese merhabalar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Yaklaşık 9-10 günlük bir ara verdim. Bu aranın en büyük sebebi işlerimin yoğunluğuydu. Ve işlerimin yoğunluğundan kaynaklı olarak da yoğun bir şekilde çalıştığımdan dolayı hasta oldum arkadaşlar. Artık bünyem dayanmadı buna. Şu anda da sesimden anlaşılıyordur muhtemelen. Hala da hastayım aslında. Fakat bu videoyu ben de çok çekmek istiyordum. Sizlerden de çok istek geldi. Abi o videoyu nasıl yaptın diye. O video dediğimde arkadaşlar Instagram'da ve TikTok'ta paylaştığım bir İstanbul videosu vardı hatırlarsanız. Hatta şöyle telefondan izleteceğim. Neden diye soracak olursanız telif hakkına sahip bir parçada yaptım o videoyu. Yani Instagram ya da TikTok'ta paylaşınca bir sıkıntı olmuyor. Çünkü Instagram'ın ve TikTok'un yani Reels'ın kendi içerisinde de o müzik var. Fakat YouTube'da paylaşırsam muhtemelen telif yerim. O yüzden şöyle sesini kısıp biraz da buradan izletmeye çalışacağım. Bunun linkini de aşağıya bırakacağım. Aşağıdan da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda özellikle videonun üzerine konuşuyorum ki müzikten dolayı telif yemeyeyim diye. Şimdi bu tarz bir videoya puzzle transitions deniyor. Bir video yakarken bir plandan bir sonraki gelecek plandaki bazı görsellerin bir önceki videonun üzerine gelmesi, işte soldan sağa gelmesi, yukarıdan aşağıya gelmesi ve ve böyle müziğin ritmine göre temposuyla birlikte gelmesine puzzle transitions deniyor. Ben de bunu geçenlerde denedim ve sizden çok fazla ilgi gördü. Ben de şimdi karşınızda bu videoyu nasıl yaptığımı anlatmak için oturdum. Evet giriş konuşmasını yine çok uzattım. Hadi hemen başlayalım isterseniz. En çok gelen soruların başında bu videoyu hangi uygulamayla yaptın oldu. Fakat arkadaşlar her zaman her şeyi uygulamalardan bekleyemezsiniz. Önce işin bir mantığını kavramak gerekiyor. O mantığını kavradıktan sonra zaten işiniz kolaylaşıyor. Yani birçok uygulamada aslında yapabilirsiniz. Ben video edit uygulaması olarak VN kullandım. Yani CapCut'ta da yapabilirsiniz, InShot'ta da yapabilirsiniz, KineMaster'da da yapabilirsiniz ya da bilgisayarda işte Premiere'da, After'da çok daha iyisini de yapabilirsiniz bu arada. Fakat ben telefondan yapacağım video kısmını. Bir de video kısmının dışında fotoğraf kısmı var. Bu videoda dikkat ettiyseniz olay şöyle akıyor. Şimdi bir video akarken ondan sonra gelecek videodan bazı kısımlar önceki videonun üzerine biniyor. İşte o bazı kısımları biz PNG ya da PNG halinde çıkartmamız gerekiyor. Yani arkası transparan olacak şekilde ve video edit kısmına video edit programına aktarmamız gerekiyor. Dediğim gibi video editör olarak VN kullanacağım. Çünkü VN'de CapCut'ta olmayan bazı animasyonlar var. Özellikle bu PNG formatta aktardığımız görselleri böyle zıplıyormuş gibi ekran üzerine getirebileceğimiz animasyonlar. CapCut'ta da benzerleri var. İsterseniz CapCut'ta da yapabilirsiniz. PNG haline getirmeyi ise 3 farklı şekilde göstereceğim size. Hangisi kolayınıza geliyorsa siz öyle yapın arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi PixArt olacak. Bir diğeri Remove.bg sitesi olacak. Arka plan temizlemeye yarayan bir site daha önce sizlere defalarca göstermiştim kanalında. Bir diğeri ve en kaliteli çıkarabileceğiniz ise Photoshop olacak. Yani biz videodan belli bir görseli ekran görüntüsünü alıp bilgisayara aktarıp Photoshop'ta onu PNG yani getirip tekrar cep telefonumuzu alacağız. Bu üçünden hangisi kolayınıza geliyorsa siz o şekilde yapabilirsiniz. Ve tabii ki bir müzik gerekiyor. O müziğin ritmine göre önce videoyu kurgulamamız lazım. Şimdi ben bir telifsiz müzik üzerinden bunu yapacağım. Yani Instagram'da paylaştım ya da TikTok'ta paylaştım. Müzikle yapmayacağım bunu telif yememek için zaten birebir aynısı olmayacak ama önemli olan da olayın mantığını kavramak söylediğim gibi. Siz o Instagram ya da TikTok'taki videomu indirip detaylı olarak izleyebilirsiniz. Hatta ya da indirmeyin. Ben aşağıya açıklama kısmına direkt indirme linki bırakacağım. Oradan indirip böyle kare kare durdurarak da izleyebilirsiniz o videoyu. Şimdi edit kısmına geçelim öncelikle. Evet ilk olarak Vian uygulamasını açıyoruz. Burada artıya basarak new project diyoruz ve yeni bir proje oluşturma kısmına geçiyoruz. Şimdi Burada ilk yapacağımız işlem videolarımız seçmek olacak tabii ki. Şuradan sıra sıra ben böyle çok video seçmeyeceğim, sadece işin mantığını göstereceğim sizlere. Şu üç tane videoyu seçeceğim. Evet. Evet, bu üç videoyu seçtik. Sıra geldi. Bu videolara göre montaj yapmaya, ritmik montaj yapmaya, şu sondaki viyanyasını da kaldıralım. Evet bunun için ben telifsiz bir müzik kullanacağım. Dediğim gibi siz isterseniz benim Instagram ya da TikTok'ta kullandığım müziği kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdaki açıklama kısmına da o videoyu indirilebilir halde bırakacağım size. Linkten direkt benim indirdiğim videoyu indirebilir. Hem müziğini kullanabilirsiniz hem de videoyu böyle durdurarak detaylı olarak izleyebilirsiniz. Şimdi müziği ekleyeceğiz. Bunun için şuradaki müzik notasına tıklıyorum. Müziğe geliyorum. Burada new albüme kaydetmiştim ben. Bunu da nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız şurada eğer videodan çıkarıyorsanız bu müziği şurada extract from video var arkadaşlar. Bir, müziğin, bir videonun içerisinden müziği çıkartma. Ben o şekilde yaptım. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz. Ben şöyle bir müzik kullanmıştım. Şimdi burada ilk olarak beatleri ayarlamanız gerekiyor. Yani şu müziğin dalgasına göre ritmik yerlere bir beat noktası atmanız gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapıyorsunuz. Sizin indirdiğiniz müziğe göre kullandığınız müziğe göre tabii ki farklı olabilir. Ben daha önce yaptığım için şu Şurada noktaları görüyorsunuz. Yapmadığım bir yerden yapayım. Şuraya geldim. Beats'e tıkladım. <laughs> Bakın bas olan yerlerde müzik dalgaları zaten, ses dalgaları yükseliyor. Bu yükselmeye başladığı yerlere şu kırmızı bayraktan bir tane bırakıyorum. Bunlar bizim beat noktalarımız oluyor. Ve bu bizi montajda kolaylaştıracak işimizi. Zaten bununla ilgili detaylı bir YouTube videom var. Ona da bakabilirsiniz. <laughs> Evet, bu şekilde seçiyoruz. Ben şöyle müziğin ilerleyen kısımlarından seçmiştim. Şuralardan, bir yerden de sanırım. Evet, benim seçtiğim yer burasıydı. Şimdi tamam diyorum ve çıkıyor. Şöyle videoma bir bakayım. İlk olarak videomun orijinal sesini kapatmak istiyorum. Sadece müzik duyulsun. Bütün videoların ikini tek tek kapatmanıza gerek yok. VN'de tek bir tanesinin üzerine dokunduktan sonra aşağıdan volüme geliyoruz. Buradan sesi kısıyoruz ve Apply to all dediğimde bütün videoların orijinal sesi kapanır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bakalım. Bakın burada 3 tane bas var şu kısımda. Benim burada yapmak istediğim şey şu. Üçüncü basta bu video bitip diğer video başlayacak. Bunu ayarlayalım önce. Bunun için üçüncü basa geldim bakın. 1, 2, 3 şuradaki beat noktalarına bakın. Üçüncüye geldikten sonra burada split diyorum ve şu kısmı siliyorum. Ve üçüncü bastı şimdi diğer videoya geçecek. Bakıyoruz. Evet. Diğer videoda da başlatmak istediğim yer neresi o videonun? Önce onu seçmem lazım. Mesela şuralarda bir yerde başlasın istiyorum. Bunun için burada split'e bastım ve bunun da ilk kısmını siliyorum. Şimdi bir bakalım. Birinci bas, ikinci bas ve üçüncü bas da diğer videoya geçti. Aynı şekilde burada da 1, 2, 3'te geçeceğim. 2, 3. Şurada üçüncü bastı bir sonraki videoya geçsin istiyorum. Burada da split'e bastım. ikinci kısmı seçtim ve sildim. Üçüncü videom nerede nereden başlasın onu ayarlayacağım. Burada da mesela kuş şurada bir, yerke, bir yerdeyken başlasın. Split'e bastım. İlk kısmı sildim. Evet şimdi ritmik montajımı yaptım bakın. 1, 2, 3. 1, 2, yani diğer kısımlar önemli değil. Ben zaten buraya kadar olan kısmı göstereceğim. Şimdi geldik asıl mevzuya. Burayı kavrarsanız gerisi çok basit. Ben burada şu baslara göre arkadaşlar birinci videonun üzerine ikinci videodan bazı kısımların gelmesini istiyorum. Mesela bakın şurada birinci basta ikinci videodan mesela geminin ve denizin olduğu kısım binsin. İkinci bas vurduğunda ise galatanın olduğu kısım bunun üzerine binsin. Bunun için ilk olarak yapman gereken şey şu. İkinci videonun ilk karesinden bir ekran görüntüsü almak ve oraları PNG formatında çıkartmak. Ekran görüntüsünü de nasıl alacağım? Tam ekran yapmam gerekiyor bunu. Fakat şöyle bir şey var yani. Bunu tam ekran yaptığınız anda video oynamaya başlıyor. O yüzden tam istediğiniz kareyi yakalayamayabilirsiniz. Bunu şöyle yapacağız. Bakın ilk videoya geldim. İlk videodayken şuradaki bir sonraki videoya atlatan butona tıklıyorum ve bir sonraki videonun ilk karesine geldi. Burada ilk kareyi donduracağım. Aşağıda freeze var. Freeze'e basıyorum ve ilk kareyi dondurduk. Şimdi bakın burayı tam ekran yaptırıyorum, yapıyorum ve hemen pausa bastım. Böyleyken bir ekran görüntüsü alıyorum. Daha sonra bu ekran görüntüsünü şöyle kırpıyorum. Alttan ve üstten siyahlar yok olacak şekilde fotoğraflara kaydet dedim. Şimdi bu dondurduğum kareyi tekrar silebilirim. Buraya ihtiyacım yok. Sildim arkadaşlar. Evet buraya kadar mantığını anladık diye düşünüyorum. Şimdi bu aldığım fotoğraf karesinden ben bazı kesmeler yapacağım. Bunu da siz istediğiniz herhangi bir programda yapabilirsiniz. Ben hızlıca şöyle göstereceğim. Birinci yöntem PixArt. PixArt ile fotoğrafı açtım. Az önce ekran kaydettim ekran görüntüsü aldığım fotoğrafı. Bu arada PixArt'ı ben full versiyonu kullanmıyorum. Sizler de aynı şekilde yapabilirsiniz diye. Bunu ücretsiz versiyonda yapabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdan makas kes sembolü var bakın. Kese geliyorum. Burada ana hat var. Ana hata geldim ve burada şöyle geminin etrafından şu şekilde bir çizim yapıyorum. Şu denizi de alacak şekilde çizdim bakın. Şimdi ileriye ok butonuna bastım. Bakın şuraları düzgün kesti fakat şuralar düzgün olmadı. Buraya yaklaşıyorum ve geri yükle seçiliyken buraları da boyuyorum. Şimdi şu direği de alabilirseniz alın fakat orası çok zor. Burada yapmakta o kadar ince detayları almak bayağı zor. Ben şöyle kabaca göstereceğim size. Evet şu şekilde aldım. Şimdi kaydet diyorum ve gördüğünüz gibi bunu bir PNG formatına çevirdi yukarıdan indir diyorum ve bunu P PNG yani PNG olarak kaydettik. Tekrar VNE dönüp oraya aktaracağım. Bakın ilk basın olduğu yer şuraya zaten şurada görüyorsunuz müzik kısmında. Buraya geldiğimde üst katmanı ekleyeceğim. Yani şuradan ekleyeceğim. Şuradaki fotoğraf katmanına bastım. Buradan stocks'a geldim. Burada foto'ya geldim ve az önce PixArt'ta kaydettiğim görseli buraya aktardım. Şimdi bakın, burada da yapmamız gereken şey şu. Bir sonraki videonun başladığı yere gidiyorum. Şuradan gidebilirim. İlk karesine gittim. Şimdi bunu tam olarak diğeriyle aynı pozisyona getirmem lazım. Evet, şu şekilde aynı pozisyona geldi bakın. Ve bunu da diğer videonun başladığı yere kadar götürmem lazım. Yani sonrasında kaybolması gerekiyor. O yüzden bunun Son kısmını şuradan kırpıyorum arkadaşlar. Evet birinci bas da bu şekil gelecek şimdi bakın. Evet mantığımız bu. Şimdi bunu PixArt'ta yaptım. Birazdan animasyon kısımlarını göstereceğim. İsterseniz bunu Photoshop'ta daha detaylı da yapabilirsiniz. Daha iyi olacaktır arkadaşlar. Ekran görüntüsünü bilgisayara aktardıktan sonra Photoshop'ta açıyoruz. Ve Photoshop'ta eğer biliyorsanız Photoshop'u gerekli kırpma işlemlerini, kesme işlemlerini yaparak lasso tool la yaptım ben. PNG formatında kaydediyoruz bilgisayarımıza ve tekrar telefonumuza aktarıyoruz. Bu şekilde çok daha güzel yapabilirsiniz. Üçüncü yöntem ise en basit yöntem fakat biraz daha kalitesiz olacak yöntem ve tam da istediğiniz gibi olmayacak yöntem aslında. Remove.bg sitesi. Remove.bg, Remove Background sitesine giriyoruz. Buradan Upload Image'a e tıklıyoruz. Fotoğraf arşivine giriyoruz. Burada Az önce ekran kaydını aldım, fotoğraf seçiyorum. Evet gördüğünüz gibi arkayı temizledi. Mesela şurada bir saçmalık oldu. Şimdi bunu nasıl düzenleyebilirsiniz? Yukarıdan Edit'e gelirsiniz. Şurayı Erase and Restore'a geldikten sonra Restore kısmından şurayı tekrar düzeltirsiniz. Burada şimdi gökyüzünü kesti fakat bana sadece geminin olduğu kısım lazım. O yüzden Erase'e gelip şuraları şöyle silebilirsin. Evet Remove BG'de isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu en kötü yöntem. Yani Böyle tam istediğiniz gibi olmayacaktır. Bir de çözünürlüğü düşecektir. O yüzden PixArt'ta yapmak daha iyi, Photoshop'ta yapmak daha da iyi. Aklınızda olsun. Hangisi kolayınıza gelirse arkadaşlar. Şimdi ben bunu PixArt'ta yaptığım kısmı önce bir sileceğim. Photoshop'ta yaptığımı ekleyeceğim. Bu daha güzel görünecek. Photoshop'ta da şöyle iki farklı şekilde yaptım. Birincisi yine geminin olduğu kısım. Şöyle sondan siliyorum. İkinci bas kısmına geliyorum. Burada da arkadaşlar Galata'nın olduğu kısmı yaptım. Şimdi bu bunun üzerinde görünüyor bakın. Bunu bir alt katmanı almak istersem şuradan basılı tutup yukarıya doğru çekiyorum. Bu şekilde VN'de katmanlarını yerini değiştirebilirsiniz. İkisini de diğer videonun başladığı yere kadar getirdim. Bakın burada işin mantığı en önemli kısımlarından bir tanesi de bu. Şimdi başlangıçları bu müziğin ritmine göre başlıyor bakın. İlk vapurun olduğu kısım birinci ritimde geldi bakın. Ve diğeri de ikinci ritimde geldi. Üçüncü ritimde ise diğer videoya geçti. Ve ikisi de videoyu tam başlattığım yerden aldığım için tam olarak doğru yerde başlamış oluyor. Şimdi bir sonraki videodaki ilk kareyi dondurduğum için bunlar bittiği anda diğer video başlamış gibi görünüyor ve gayet güzel estetik bir algı yaratıyorsunuz izleyende. Şöyle bir bakalım şimdi. Müzik Evet, şimdi geldi animasyon kısmına arkadaşlar. Burada da VN kullanmamızın asıl sebebi ortaya çıkıyor işte. CapCut'ta ya da başka edit programlarında olmayan böyle çok güzel giriş ve çıkış animasyonları var. Şimdi burada katmanlara animasyon vereceğim. İlk olarak vapuru kestiğim katmanın üzerine tıklıyorum ve aşağıda FX kısmı var. FX'e geliyorum. Burada videonun başına çekiyorum katmanın olduğu kısmı. Burada bakalım hangisi güzel olur. Şunu tam şöyle başa doğru alıyorum. Mesela şu aşağıdan gelen animasyon gayet güzel bakın. Bir bakalım kontrol edelim. Evet gördüğünüz gibi bakın aşağıdan geliyor. Buraya oturdu. Galata'da yukarıdan gelsin bakalım nasıl olacak. İkinci katmanı seçiyorum. Burada da FX'e tıklıyorum. Ve buradan da bakalım. Şu yukarıdan gelen olabilir. Evet şöyle bir animasyon. Buna bakalım. Okey dedik. Tekrar şöyle başa aldım. Evet bu şekilde katmanların gelişini ayarlamış olduk arkadaşlar. Mesela burada da daha böyle illüzyon yaratabilmek için ilk videonun sonuna bir efekt verelim. Şuraya geliyorum ilk video seçiliyken. FX kısmına geliyorum. Burada da son kısma Mesela şunlardan birini versek. Şöyle zamanı da biraz azaltsak bir bakalım. Black geçişi verdim. Evet, sanki böyle daha da güzel oluyor. Bunu biraz daha uzatabilirim hatta. Evet, böyle daha da estetik oldu. Şimdi arkadaşlar yapacağım işlem şu olacak. Burada da aynı şekilde baslara bakın bir sonraki video başladı ya. Birinci bas, ikinci bas, üçüncü bas. Üçüncü bas da diğer videoya geçiyor. Diğer videonun ilk karesinden bana bir ekran görüntüsü lazım. Hemen burayı durduruyorum. Freeze dedim. Tam ekran yaptım. Pauselayıp şuradan bir ekran görüntüsü aldım. Kuşun olduğu kısmı PNG haline getireceğim. Bir de şu İstanbul silüetini PNG haline getireceğim. Ve aynı şekilde şuradaki iki bas noktasına bunları ekleyeceğim. Hemen hızlıca yapıyorum onu da. Evet şimdi de kuşun olduğu görseli bilgisayara attım ve Photoshop'ta açtım. Burada ilk olarak kuşu bir ayıracağım arkadaşlar. Şöyle Object Selection Tool Evet şu anda kuşu aldı gördüğünüz gibi. Bunu hemen sağ tıklayıp kopyalıyorum yeni bir katma olarak. Şu anda kuşu ayırdık. Bir de kuşun dışında şöyle İstanbul silüetini ayıralım. Evet burayı da ayırdık. Şimdi elimizde bir tane kuş katmanı bir tane İstanbul silüeti ve bir de orijinal arka planımız var. Orijinal arka plan zaten ihtiyacım yok. Bunları ayrı ayrı şimdi PNG formatında kaydediyorum. Evet şimdi bunları telefonuma aktaracağım. Evet gördüğünüz gibi arka planlarımız da bu şekilde daha doğrusu PNG e, dosyalarımızda bu şekilde Photoshop'ta yaptık. Şimdi tekrar Vian uygulamasına geliyorum arkadaşlar. Evet birinci basa bu sefer kuşu koyup ikinci basada İstanbul Süleyetini koyacağım. Şurada birinci ritmin basın olduğu yer fotoğraflar kısmından kuşu aldım koydum. Bakalım kuş tam olarak nerede duruyordu? Evet tam olarak zaten burada. Bunun da bitiş yerini kesiyorum şuradan videonun başlangıç yerine kadar. Müzik <laughs> İkinci ritmin olduğu yere, basın olduğu yere de İstanbul Süleyetine koyuyorum ve bunu da son kısmını şöyle kesiyorum. Evet, şimdi bunlara da efekt kısmından animasyon vereceğim. Şu yukarıdan gelsin. Diğeri de şöyle shake, yani sallanarak gelsin bakalım. Ve bunun da yani şu Galata videosunun da sonuna bir efekt verelim. Bu da beyaz olsun şöyle. Evet şimdi şuradaki donmuş kareyi de sileceğim. Delete'e bastım diğer video akması için. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar videomuzu tamamlamış olduk. Şimdi en baştan şöyle bir izleyelim. Evet işin mantığını kavradıktan sonra gördüğünüz gibi oldukça basit arkadaşlar. Benim Instagram ve TikTok'ta paylaştığım videoyu da aşağıda indirme olarak, indirme linki olarak sizlere bırakacağım. Oradaki müziği de kullanabilirsiniz. Dilerseniz bu müziği de kullanabilirsiniz kendiniz denemek için. Hatta şöyle yapayım. Burada benim kullandığım şu 3 videoyu da sizlere aşağıya bırakacağım. Bu 3 videoyu indirerek de kendinizi yine deneyebilirsiniz. Eğer elinizde kullanabileceğiniz videolar yoksa dolayısıyla pratik kazanmış olursunuz. Daha sonra kendi çektiğiniz videolarda da bu efekti deneyebilirsiniz. Evet gördüğünüz gibi aslında olayın mantığını kavradıktan sonra yapımı çok basit. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. İstediğiniz bir uygulamayla yapabilirsiniz. Yani olay uygulamada değilmiş arkadaşlar gördüğünüz gibi. Olay sizin yaratıcılığınıza kalıyor artık. Sizlerden de çok daha güzel işler geleceğine eminim. Lütfen yaptığınız işlerde beni de etiketlemeyi unutmayın. Ayrıca bu videoyu çok istediniz. O yüzden lütfen bu videoyu yorum bırakmadan ve beğenmeden geçmeyin. Ayrıca arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok sevinirim. Şu videoyu bir uçuralım lütfen. Ehvet, kan the kid you like this? But I told her to pass the key. You gotta slow it down, though you movin' too fast for me. Nobody did it like this, so they wonder, they asking me if I can slow it down, cause it's coming too fast for me. I came up from the bottom, now look at me now, they mad at me. I cannot slow it down, cause it's coming too fast for me.